Kesirlerin değerine bir bakalım arkadaşlar. Yeşil durumda ilkinde 4 bölü 8, 1 bölü, e, 2 bölü 4'e eşit midir? Tabii ki ikisi de arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Bu yüzden ilki doğru. İkinciye geldiğimiz zaman 3 bölü 9 e, küçüktür. 1 bölü 2 bölü 8. Şimdi burada 3 bölü 9, 1 bölü 3. 2 bölü 8, 1 bölü 4. Payları aynıysa paydası büyük olan küçük olacaktır. Bir pastayı 4 kişiye bölmekle. 3 kişiye bölmek arasında fark var sonuçta. O yüzden 4 kişiye bölmek daha az parça düşecek demektir. Bu tam tersi olmalıydı yanlış. Gelelim sonuncusuna 2 bölü 6 ve 2 bölü 5. Aynı yorum arkadaşlar. 2 kişilik bir pastayı 6 kişiye bölmekle 2 kişilik bir pastayı 5 kişiye bölmek nasıldır? Tabii ki 5 kişiye bölünce daha az, daha çok parça düşer insanlara. Dolayısıyla bu da yanlış oldu bu yüzden. Yalnız bir aşıkka. Şimdi arkadaşlar burada tahmini sayılar düşünmeniz lazım. Mesela 20'nin karesi 400'dür. Bu mega sayı örnek olarak. 12'nin karesi 144'tür. Bu mega sayı. Basamak sayısı 1 fazla 12'den. Ama 50'ye geldiğimiz zaman 50'nin karesi bakın 2500. Bu süper mega sayı. Bunun gibi örnekler düşünürsek o zaman. En büyük mega sayı arkadaşlar kaç olacaktır? 31. Çünkü 31 de 31'in çarpımı arkadaşlar 961'dir. Bundan bir büyük sayıyı alsak, 32 alsak mesela, 32 çarpı 32, 64, 96, 1024 geldi. O zaman arkadaşlar aslında bir anda hani sayı deneyelim derken süper mega sayıyı da bulduk. En küçük süper mega sayı da 32'ymiş. O zaman birinin 31, birinin de 32 olduğunu gördük. Rakamlar toplamı 4, 5 daha 9 oldu arkadaşlar D şıkkı. Çarpımları tek sayı olup toplamları da ondan büyük olan iki sayı var arkadaşlar. O da sadece 7 ve 5. Çarpımları tek çarpı tekten dolayı tek. Toplamları da 7 artı 5. 12 büyüktür 10. Haliyle farklarının mutlak değeri 7 eksi 5'ten 2 gelecek. 5. şıkkı. Normalde arkadaşlar 1'den 33'e kadar kaç tane tek sayı olması lazım onu bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 2 artı 1. Yani 32 bölü 2 16 bir daha 17 terim olması lazım. Ama burada kaç terim var arkadaşlar? 4 terim var. Demek ki 13 terim eklersek burada ardışık tek sayılar oluşturmuş olacağız. Cevap C şıkkı. Rasyonel sayı deyince illa kesirli sayı algılanıyor arkadaşlar. O yanlış. Rasyonel sayı dediğimiz zaman kök dışına çıkabilen bir sayı Rasyonel sayı olur. 2 bölü 3 bir rasyonel sayı olur. Kök 4 bölü 9 bir rasyonel sayıdır. E, 5 bir rasyonel sayıdır. 0 bir rasyonel sayıdır. Bu şekilde. Ama kök dışına çıkamayan sayı irrasyonel olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla adım adım gidelim. Bildiklerimizden başlayalım. Bir kere eksi 2'nin herhangi bir kuvvetinin pozitif tam sayı olması için ne olması gerekir arkadaşlar? Bu sayıların ee, üstündeki sayının pozitif çift sayı olması lazım. Haliyle eksi 2 ile eksi 4'ü hangi işlemlere sokarsak pozitif çift sayı alır? Ya bunların farkını alacağız. Eksi 2'den eksi 4'ü çıkaracağız. Ya da eksi 2 ile eksi 4'ü çarpacağız. O zaman iki tane ihtimal var. Ya bu ya bu. Sonra 48 ile kökçü çarparsak da olur arkadaşlar. Bölersek de olur. Çünkü kök 48 bölü kök 3 kök 16'dır. Kök 48 ile kök 3'ü çarparsak kök 144'tür. Her türlü kök dışına çıkabiliyor. Bu arada 1 bölü 2 artı köküçün de eşlenikten dolayı 2 eksi köküçü olduğunu görelim bakın. Çünkü 2 eksi köküçe çarparsak payda 4 eksi 3'ten 1 oldu. Yani burası da 2 eksi köküç ve 2 eksi köküç oldu. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz o zaman? Artık söylememiz gereken şey araya arkadaşlar eksi de koysak olur. Araya bölü koysak da olur. Çünkü 2 eksi köküçün 2 eksi köküçe bölümü 1'dir. 2, 2, 2 eksi köküçten 2 eksi kökü çıkarırsak 0 gelir. Her türlü rasyonel sayı olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada artık hangisi olabileceğine bakacağız. Şimdi bir kere 1 bölü 3, 8 bölü 3'te ne verirsek verelim rasyonel sayı olur. Çarpın, bölün, toplayın hiç fark etmez. Dolayısıyla şimdi ilkinde arkadaşlar bölü verirsek üçgene bölü verirsem ne olacak buradan ee, üçgene bölü verdiğimde mecburen artık buna bölü veremeyeceğim için ee, bu yuvarlığa çarpı vermem gerekecek. Yuvarlığa çarpı verince de yamuğa arkadaşlar yani yuvarlak dediğim daire işte. Buna da eksi kalacak. Doğal olarak artık kareye de artı kalacak. Bakalım bu bulduğumuz şıklarda var mı? Eksi 1 çarpı eksi 4 e, kareye ne demiştik? Artı 8 bölü üçgene bölü dedik. 4 bölü 2 yamuğa da eksi dedik. Eksi 6. 8 eksi 6 2 şey 2 eksi 6 eksi 4 arkadaşlar. Yukarısı 4 artı 8 12. 12 bölü eksi 4'ten eksi 3. Gördüğünüz gibi şıklarda bu var. Ee, diğerine bakmama gerek kalmadı. Kaçtır değil de kaç olabilir dese daha güzel olurmuş. C şıkkı. Toplam hacim ABC olacak arkadaşlar. A çarpı B çarpı C hacim. 3 kişi gelmeyince... 3 birim küplük o zaman pasta yenmeyecek. Yani onlara ayrılan 3 birim küpü çıkarıyorum bakın. Her bir kişiye çünkü birer küp vereceğiz değil mi? Bakın öyle söylüyor. Birim küpler. Bu ne demek? Her birinin hacmi bir küp demek. Dolayısıyla buradan da ABC-3 iki gruba eşit ayrılabiliyorsa demek ki ABC-3 çift sayıymış arkadaşlar. Bunu demek istemiş bize. Haliyle 3 tek olduğu için ABC de tek. O zaman çarpımları tek olan sayıların hepsinin ayrı ayrı tek olması lazım. Böylece A çarpı B tek. Bir de C'yi eklersek tek artı tekten çift. Doğru. Tek, tek, tek. Toplamları tek oldu. Yanlış geldi. Tekin e, doğal sayı olarak herhangi bir kuvveti arkadaşlar yine bir tek sayıdır. Dolayısıyla 1, 3, C şıkkı. Birincisi Burcu'nun ağırlığı C kilogramdır demiş. Ahmet'in bütün dedikleri doğru da olduğuna göre Burcu o zaman arkadaşlar tamam C diyeceğiz. Cengiz benden daha kiloludur demiş. Bu doğruysa o zaman Cengiz'in dediği yanlış. Ahmet benden daha kiloludur ifadesi. Ahmet'in bütün dedikleri doğru olduğuna göre kesinlikle yanlış olması lazım. Gelelim şimdi Burcu'nun mu dediklerinin ikisi de yanlış yoksa Cengiz'in mi dediklerinin ikisi de yanlış arkadaşlar. Diyelim Cengiz'in 2 dediği de yanlış olsun arkadaşlar tamam mı? O zaman burada artık Ahmet'in ağırlığı da A olamaz. Ahmet'in ağırlığı A olamayacağına göre Ahmet B olur. Buradan da Cengiz arkadaşlar C olur. Dolayısıyla Cengiz C olduğu için Burcu'nun bu dediği yanlış olur. O zaman bu dediği doğru olmak zorunda. Yani Ahmet'ten daha zayıf. Ahmet hangisiydi? B'ydi. Burcu C'ydi. C, B, A sıralaması olması lazım. Şimdi şıklarda bu var ama olsun ben yine de diğerini de yorumlayayım. Diyelim arkadaşlar burada bu zaten kesinlikle yanlıştı. Diyelim Cengiz'in bu dediği doğru olsun. Cengiz'in bu dediği doğruysa o zaman arkadaşlar Ahmet'in ağırlığı A olur. E, Burcu'nun ağırlığı C olduğu için Cengiz'in ağırlığı da B kilogram olur. Bu da doğru olur. E, o zaman ama arkadaşlar ne demiştik? Burada kesinlikle bu şimdi bir tanesi yanlış. Bu da hepsi doğru. E Burcu'nun dediğinin tamamı yanlış olmalıydı. Burada da bir tanesi doğru çıktı. Haliyle arkadaşlar ikinci varsayım doğru olmayacakmış. ÖSYM de böyle sorular sorabiliyor. Yani varsayımları ne olursa olsun kontrol etmek zorundasınız hata yapmamak için. Cevabımız A şıkkı. Turuncuyu bulmaya çalışacağız. Şu turuncuyu belirlemek için buralara T diyelim. Şimdi arkadaşlar cismin ağırlığı o zaman ilk şuradan yola çıkarsak 1.24 olacak. Cismin ağırlığı 1.24 ise şu yeşil olanı da x dersem 1.24 artı x bakın şu tartının gösterdiği 2.50'den dolayı x gördüğünüz gibi 1.26 oldu. Sonra e, burada artık turuncunun tarttığı toplam 3.20 göründüğü için 2.50 aşağıda var. Bir de bu y olsun bunun ağırlığı da ee, 1 2.50 artı y de 3.20 olacağı için y de bakın 0.7 geldi. Yerine yazalım o zaman artık. Şimdi y dediğimiz hangisi? Bu 0.7. Sonra arkadaşlar artık 0.7 kendisi. 1.24 de cisim toplam ne geldi? 1.94. 1.94 ile turuncuyu topladığımız zaman da 2.84'ü vermiş. Böylece 2.84'ten 1.94 çıkarırsak 0.9 turuncunun ağırlığı A şıkkı. Ters orantı sorularında şöyle yapıyorum arkadaşlar ben. Birincisine 20x1, ikincisine 15x2, üçüncüsüne de 12x3 dersek. Bu o zaman 15, 20 ve 12'nin bir nevi ok kekini al. Haliyle 15, 20 ve 12'nin OKEK'i okay 60 olduğu için birbirlerine eşit olması için bak bir 60K'ya eşitle. Demek ki dışarıda kalan bu uzunluk 3K'ymış. İkincisinde arkadaşlar 4K'ymış. Üçüncüsünde de 5K'ymış diyebiliriz. Bu şekilde ters orantıyı ben OKEK okay mantığıyla yola çıkarak bir sayıya eşitleyip sonra da diğerlerinin hepsini tek bilinmeyen cinsinden buluyorum. Bundan sonra şunu görüyoruz. İlkinde arkadaşlar şu boşta kalan kısım birleştiriliyor ya. O zaman boşta kalan 3K'lık kısım ikinci buradaki tahtanın boyuna eşit. Zaten 3K olduğuna göre altında da 4K var. Demek ki çivinin boyu arkadaşlar neymiş? 7K'ymış. 7K olması için şekil 3'teki tahtanın uzunluğu ne olması gerekiyor? 2K olması gerekiyor. Şekil 2'deki tahta 3K, öbürü de 2K, oran 3 bölü 2 geldi. D şıkkı. 4 ile bölünemeyen çift sayıları bir tek tek düşünelim. Oradan kopartalım işi. 2, 6, 10, 14, 18 diye böyle gidecek. O zaman bunları kesinlikle yerleştirmem lazım. Araya bir de 2 tane asal sayı serpiştiririm. Toplam 3 tane asal sayı olur. Örnek 2, 3, 7 gibi düşünün tamam mı? Haliyle 2, 3, 6, 7, 10, 14-18. Dediğim gibi olayın en önemli noktası bu 2-6-14-18'i görmekti. 4 ile bölünmüyor bunlar ama çift sayı. O zaman A en az 1 olur. A en az 1 ise farklarının en az 19 olması için B'nin de 20 olması lazım. D şıkkı. Bir sayının arkadaşlar pozitif bölen sayısı sadece 2 ise o sayı asal sayıdır. Neden? Çünkü biz ne yapıyoruz? A bir asal sayı olmak üzere asal çarpanları böyle bulduğunuz zaman A ve B asal sayısı mesela ne yapıyorduk? Üstleri 1 arttırıp çarpıyorduk. Bu bize pozitif tam bölen sayısını veriyordu. Haliyle bunun 2 olması demek 2 neye eşittir? 2 çarpı 1'e eşittir. Birinin üstü yok yani sayı sadece bakın bir tane asal sayıdan oluşuyor. Hatta o üstünde 0 olması demektir ki pardon 1 olması demektir ki böylece A üzeri 1 gerçekten 1 bir artı 1'den 2 tane asal sayı olsun. Örnek 3 sayısı. 3 sayısının arkadaşlar bir 1 bir, bir de kendisi böleni vardır. Dolayısıyla bu bize asal sayı demek istiyor. 2 sayının o ok, keki asal sayıysa o zaman bunlardan biri 1'dir. Öbürü de asal sayıdır arkadaşlar. Böylece artık neyi görürüz? Bunların evopları evet 1'dir ortak bölenleri. Sadece 1 olur 1 ve asal bir sayının. Eğer ikisi de asal sayı olsaydı bu arada aklı öyle bir soru da gelebilir. Mesela A 2 olsa B de arkadaşlar 3 olsa bunların okekleri ne olur? Aralarında asal iki sayının okekleri çarpımlarıdır. Bu yüzden okekleri 6 gelir. Bundan dolayı mecburen birisi 1 olmak zorunda birisi asal sayı olmak zorunda dedim. Aralarında asal iki sayının okekleri çarpımları olur. Öylece gerçekten 1 ile asal sayının çarpımı asaldır. Eksi 1 üzeri A artı B. Artı eksi 1 üzeri A çarpı B. Eksi 1 üzeri A artı B. Şimdi 1 ile 1 asal sayıyı toplayacağız. Bu asal sayı 2 mi? E ne demiş bize? Pozitif bölen sayısı 2'den büyük bir tam sayıdır. O zaman 2'den büyük bütün asal sayılar tek olduğu için A ile A 1 veya B 1 fark etmez. A 1 olursa B asal sayı. A asal sayı olursa B arkadaşlar 1 olacak. Dolayısıyla Burada 2'den büyük dediği için de bu asal en az 3 olur, 5 olur, 7 olur. Dolayısıyla tek olacağı için tekle tekin toplamı çifttir. Eksi 1'in çift kuvveti bu yüzden pozitif olur, artı 1 olur. E, A da tek, B de tek olacağı için çarpımları da böylece tek olur. Eksi 1'in tek kuvveti de ne gelir? Eksi 1. Toplamları bu yüzden 0 gelir. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Bundan sonra 3.ye geldiğimiz zaman eksi 2'nin tek kuvveti arkadaşlar nedir? Evet negatiftir. Eksi 2'nin işte uyduruyorum 3. kuvveti gibidir. Dolayısıyla 1, 2, 3 hepsi doğru oldu. E şıkkı. Soruda dikkatlice dinlemeniz lazım. Tehlikeli bir soru. 1. 1 kümenin arkadaşlar 9 ile 10 ile bölümünden kalanların oluşturduğu küme 1, 2, 3 nokta 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 9'a kadardır. Rakamları sıfırdan farklı dediği için söylüyorum son birler basamağındaki sayılar arkadaşlar bize 10 ile bölümünden kalanı verir. Dolayısıyla A1'den A birden 9'a kadar olabilir. Maksimum 9 elemanlı olur yani bu küme. Ancak bize ne demiş? A kümesinin 2 elemanlı alt kümeleri. En az 2 elemanlı alt kümeleri. Yani örnek veriyorum. 1, 9, işte 2, 3, sonra 4, 5, 6, 7 ya da 1'den 9'a kadar olanlar. Gördüğünüz gibi bunlar A'nın en az iki elemanlı alt kümeleri. Bunlar N kümeleri bu şekilde oluşacak. Temsil olarak gösterdim dediğim gibi birden dokuza kadar olsaydı. Ancak soruda bir de bir bilgi vermiş bize. N kümesinin en büyük ve en küçük elemanlarının çarpımı N çizgiyi veriyor. Örnek göstereyim. Diyelim bu küme 4, 5, 6, 7 olsun. Gerçekten bakın A kümesinin 4 elemanlı bir alt kümesi. Ve burada en küçük eleman 4, en büyük eleman 7, 28 gelecek mesela bu N çizgi. Ya da öyle bir küme olsun ki 1, 2, 9, 7 ve 6. Burada en küçük eleman 1, en büyük eleman 9. O zaman çarpımları 9 gelir. N çizgi 9 gelir. Şimdi bu kurala göre N çizgi kaç gelmiş? 24. Hangi iki sayının çarpımı 24'tür? 3, 8 ve 4, 6. Tabii ki 12 çarpı 2 de olur ama bir sayının 10 ile bölümünden kalan arkadaşlar 12 olmuyor. O yüzden onları almıyoruz. Rakam olacak. Mecburen 1'den 9'a kadar 2 sayının çarpımı 24 ise bu 4, 6 ve 8, 3'tür. Haliyle arkadaşlar N çizginin 3 ve 8 olması için ve N kümesinin en az 2 elemanlı alt küme olması için ne olması lazım? 1, 2 elemanlı alt küme olması lazım. 2 3'ten 8'e kadar kaç sayı var bu arada? 3 4 5 6 7 8. Yani arkadaşlar toplam 6 sayı var. O zaman 3 elemanlı alt küme olur. 4 elemanlı alt küme olur. 5 elemanlı ve maksimum 6 elemanlı alt kümeleri oluştururuz. Ama ne olacak? Kesinlikle her seferinde 3 ve 8 bulunmalı. 3 ve 8'in bulunduğu 2 elemanlı alt küme sadece bir tane gördüğünüz gibi. 3 ve 8'in bulunduğu 2 elemanlı alt kümeden sonra 3 elemanlı alt kümeye geçelim. Buraya yazabileceğim kaç sayı var? 3 ve 8 hariç. Ee, 4 tane sayı var. 4'ün birlisi. Sonra arkadaşlar 3 ve 8'in olduğu 4 elemanlı alt küme kaç tane var? 4'ün ikilisi kadar tane var. Yine burada arkadaşlar 3 ve 8'in olduğu 3 elemanlı alt küme 4'ün üçlüsü ve 3 ve 8'in olduğu 6 elemanlı alt küme arkadaşlar 4'ün dörtlüsü kadar var. Zaten 4'ün birlisinden şey 4'ün sıfırlısından 4'ün 4'lüsüne kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar aslında? 2 üzeri 4'tür. 16 tane. Bakın alt küme oluşturduk. Biraz zor olduğu için örnek göstereyim. Bakın şimdi. 3 8 4 5. 4 elemanlı bir alt küme. En büyük elemanı 8, en küçük elemanı gerçekten 3. Ya da temsil olarak bir tane daha gösteriyorum. 3 7 8 olsun. En büyük elemanı 8, en büyük elemanı 3. Bakın, işin içinde 3 ve 8 olduğu zaman her zaman 4 5 6 7 bunlardan büyük veya küçük kaldığı için en küçük 3 oluyor, en büyük 8 oluyor. Gerçekten çarpımları her seferinde 24 olmuş oluyor. Bu şekilde işin içine 3 ve 8'in girdiği alt kümeler 16 tane geldi. 4 ve 6'nın girdiği ne olur arkadaşlar? En küçük 4, en büyük 6 olmak üzere sadece arkadaşlar 4 5 6 olacaktır. Haliyle 4 5 6'dan 2 elemanlı alt küme oluşturacağız. İşin içinde kesinlikle 4-6 olacak. O zaman sadece bir tane olur gördüğünüz gibi. Ee, başka da eleman girmeyecek yanlarına. 3 elemanlı alt küme içinde 4-6 bir de 5. Saymama bile gerek kalmadı böyle şey kural oluşturma bile gerek kalmadı. 4-6'nın olduğu 2 elemanlı alt küme sadece 1. 4-6'nın oluşturduğu 3 elemanlı alt küme sadece 4-5-6. Böylece 2 tane de buradan geldi arkadaşlar. 16 tane de demin yapmıştık. Toplam 18 oldu C şıkkı. İlk başta arkadaşlar 120 TL ve 144 TL para kazandı. Yani toplamda 264 TL para kazandı. Ancak ikinci durumda iade aldığı için 264 liradan 144 çıkaracağız. Çünkü bir de 144 TL'den 1 bölü 12'lik bir kesinti yapacak arkadaşlar. O yüzden 12 TL'de alacak tabii ki. Böylece üçüncü adım dersek elinde kalan para 132 TL. Şimdi arkadaşlar maliyeti ne üzerinden hesaplayacağız? Kar ve zarar neyin üzerinden hesaplanır her zaman? Maliyetin üzerinden. Peki hangisinin maliyetini hesaplayacağız? Ucuzu mu? Pahalı mı? Burada neyi düşüneceksiniz? Pahalı elinden gittiği için arkadaşlar. Haliyle ucuzu çünkü geri aldı. Pahalıyı da müşteri de bırakmış oldu. Böylece pahalı arkadaşlar maliyeti hesaplanacak olan üründür. Peki pahalı olan maliyete pahalı PM diyeyim. HM'nin 120 bölü yüzü soruda 144 olarak verilmiş. Etiket fiyatını çünkü %20 karla belirlemiş. Böylece pahalı olanın bu adama maliyeti kaç para? 120 TL. Demek ki pahalı için cebinden 120 TL çıktı. Cebine kaç para girdi? 132 TL. O zaman karı kaç TL? 10 TL. 120 de şey 12 TL pardon. 120'de arkadaşlar 12 TL karı varsa 100 TL'de 10 TL karı vardır. Yani %10 kar yaptı B şıkkı. Biraz böyle ters gibi görünüyor ama gerçekten dikkat etmeniz gereken şey her zaman şu. Cebimizden çıkan para ve cebimize giren para. Bu arada cebimizden çıkan parayı hangisi üzerinden yaptık? Pahalı üzerinden. Çünkü artık o ürün elinde yoksa sen onu satmışsın demektir. Onun maliyeti senin için önemli. Baba Bilmediğimiz bir yılda birisinin 6 katı, birisinin de 4 katı. Hem 6'nın hem 4'ün katı olan sayı hangisi arkadaşlar? 12 değil mi? O zaman diyelim ki o yılda, ilerideki bir yılda baba 12K oluyor. Ee, çocukların şimdiki yaşının yalnız 6 katı olduğu için küçük olanın yani Ali'nin yaşı arkadaşlar 2K olur. Berk'in şu anki yaşı 3K olur. Şimdi dikkat. Gördüğünüz gibi ilerideki bir yıl ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama babasının yaşı Ali'nin 6 katı Berk'in de 4 katı gördüğünüz gibi. Şimdi bunların şu anki yaşları 2K ve 3K çünkü öyle demiş bakın şimdiki yaşının 6 katı şimdiki yaşının 4 katı. O zaman 5K eşittir 40'tan K arkadaşlar 8. Dikkat önemli bir şey daha var artık bunların aralarındaki yaş farkının da 8 olduğunu gördük. Bakın birisi 16 yaşında şu an birisi 24 yaşında. Peki baba şu an kaç yaşında? Sakın 12 çarpı 8'den 96 demeyin. Çünkü baba arkadaşlar 8 yıl sonra 96 yaşına gelecek. Sebep Ali Berk'in yaşına geldiğinde yani birisi 24 birisi 32 olduğunda baba arkadaşlar 96 yaşında oluyor. Gerçekten 96 bakın 6 katı 96 bunun 4 katı oldu gördüğünüz gibi. O zaman Berk 32 yaşındayken babası 96 yaşında. Berk 0 yaşındayken 96'dan 32 çıkarırsak baba da arkadaşlar 64 yaşında. Demek ki babanın rakamları toplamı 6 artı 4'ten 10 olacak. B şıkkı. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü burada en büyük sayı ama kaç basamaklı bilmiyoruz. O zaman ben şunu tercih ederim. Bakın Burada hemen son basamağı 9 yapmaya çalışmayın. 987 sayısı 1111 sayısı yani 1111 sayısından daha küçüktür. O yüzden mümkün olduğunca az çubuk kullanıp çok basamak oluşturmaya çalışacağım. Aynen bu örnekteki gibi rakamlar büyük. 987 ama rakam küçük olmasına rağmen 1111 4 basamaktan daha büyük geliyor 9, 987'den. Bir de neye dikkat edeceğiz? Basamak sayısı evet çok olmalı. Bu yüzden en az çubuk kullanabileceğim sayı yani biri tercih edeceğim çünkü onda 2 tane çubuk var sadece. Bir de bu da yetmeyecek. 3'e bölünen bir sayı oluşturmaya çalışacağım. Dolayısıyla bakın bu şekilde yapıyorum. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Şimdi bir de demiş ki o da yetmiyor. Bazıları hatalı çıkıyor ve görüntü böyle oluyor. Görüntüsü böyle olan rakamlar hangileri? 0 2 3 e, 9, 8, 7 ve 5. Şey 5 diyorum pardon. Bunlar da 7, 8, 9, 0, 2, 3'ün görüntüsünde bakın şu iki tane çubuk var. Haliyle bu iki çubuk olanlardan mantıklı olan hangisini seçmem yine az çubuk olduğu için 7'yi seçmem. 7'yi seçiyorum böyle. Bakın bu şekilde. Peki şu an elde edeceğimiz durumu yapabildik mi? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere 2, 14, 6 daha 20. Şimdi 20 tane çubuk kullandım. Sonra arkadaşlar bu sayı artık böyle 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, 3, 4, 5, 6. En büyük sayı olmasını istediğim için 7'leri başa, başa koyuyorum. Böyle bir sayı oldu. Peki bu 3'e tam bölünüyor mu? Evet çünkü buradan 7 gelecek, buradan 7 gelecek, buradan 7. Toplamları rakamların 21 gelecek. 21 olduğu için basamak değerlerinin toplamı, rakam değerlerinin toplamı pardon, bu sayı 3'e tam bölünüyor. O zaman bu sayının 11 ile bölümünden kalan artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı. Böylece e, bunlar birbirini hep götürdü. 1 eksi 1, 1 eksi 1. 1 7'den 6, artı 7'den 1 geldi arkadaşlar bu sayının 11 ile bölümünden kalan. Burada hemen şunu belirtmem lazım tabii ki. Sizin önünüzde arkadaşlar bunları tek tek denemedim şunu da söyleyeyim. Mümkün olduğunca bir kullanacağım diyerek yola çıktım. Bir kullanırken de arkadaşlar burada 20 birim çubuk kullanmaya ve aynı zamanda 3'e bölünmeye dikkat ettiğim için bir yerde durup artık 7, 7 kullandım böyle. Onu da söyleyeyim. Tehlikeli bir soru. Sınavda olsa ben bunu sona bırakırım vakit kaybetmemek için. 40 kişi var. Her birine birer tane soru soruluyor 40 taneden. O zaman toplam 1600 cevap alınıyor arkadaşlar. 40 çarpı 40. 1600 tane cevap. Haliyle bu 1600 cevabın 890 tanesini boş bırakmış öğrenciler. O zaman 1600 tane sorudan 890 tanesini çıkarırsak 710 tane olacak arkadaşlar. 710 soru kaldı. 710 sorudan da 260'ını çıkaracağız. Bunlar da yanlış cevap verilenler. Kaldı 450 tane cevap doğru cevap sayısı. En az 15 kişi doğru cevaplarsa o soru zor sayılmıyor. O zaman en az biz de 15 kişi kabul edelim. Yani 450 soru 15 kişi tarafından doğru cevaplanmış olsun. 450 tane doğru cevabı 15 kişiye dağıtınca o zaman gördüğünüz gibi kişi başı 30 tane doğru soru cevaplandırılmış olacak. Böylece en az 30 tane Pardon en çok 30 tane zor olmayan soru sayısı çıkarmış olacağız. C şıkkı. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir şişenin ağırlığına şey diyelim. İçine giren yağ miktarı da 2A olsun. Kesirlerle uğraşmayayım zaten uğraşacağız. Şimdi 12 tane şişe artı 4 tanesi yarıya kadar dolu. Yani o zaman A kadar olacak arkadaşlar. O zaman 4 çarpı A kadar ağırlık olacak içinde. Diğerinde de geri kalanda kaç tane? 4'ünü kullandık. 2 daha kullandık. Geri kaldı 6 tane. 6 tanesi de arkadaşlar 2A kadar yağ alacak. Böylece bu A'ya eşit olacak. Sonra 16 tane şişe var. Yine boş ağırlıkları 16 şey olsun. Sonra bunların e, ne kadarı? 4'ü boş, 8'i yarıya kadar dolu. 8 çarpı A. Geriye kaç tane kaldı o zaman? 4. 8 daha 12. 4 tane kaldı. Demek ki kalan 4 tanesi de 2A şart tane olacak arkadaşlar. Bu da B'ymiş. Böylece 12Ş artı 16A eşittir A. 16Ş artı 16A art eşittir B. Böylece eksiyle çarparsak 4Ş eşittir B eksi A olur. Ve bir şişenin ağırlığı B eksi A bölü 4 olur. Herhangi birinde yerine yazalım. Mesela şurada yerine yazalım. Bakalım o zaman 16 çarpı B eksi A bölü 4 artı 16a eşittir b. Buradan bunlar sadeleşir. 4b eksi 4a artı 16a eşittir b. Böylece arkadaşlar a eşittir 4a eksi 3b bölü 16. Bu a ama bize bir tanesinin aldığı yağı soruyor. Bir tanesi ne kadar yağ alıyordu? 2a kadar yağ alıyordu. Bu yüzden 2 ile çarptığımız zaman şöyle burada bunlar sadeleşir. 4A eksi 3B bölü 8 olur arkadaşlar. D şıkkı. Orta seçeneğine bastığında arkadaşlar 2.52 MB oluyormuş. O zaman 2.52 MB ne kadar oluyormuş orta seçeneği basarsa %30 azaltıyor. %30 azaltmak ne demek? %70'ine düşmek demek. O zaman %70'i 2.52 ise Tam tersiyle çarpacaksınız. 100 bölü 70 ile çarpacaksınız. Normal ilk, ilkokul mantığı. Böylece 252 bölü 70 olacak. 252'nin 7'ye bölümü 36. Buradan da 10'a bölersek 3.6 geldi. Tamam. mı? Şimdi arkadaşlar buradan e, bir de neyi bulacağız? Küçük boyu. Küçük boyda ne demiş %60 azaltıyor. Yani %100'den %60 çıkarırsak %40 olacak. Bunun %40'ını bulacağım o zaman. Buradan da %60. E, 10'la çarparsam 36 144 1.44 MB oldu. Bu ikisinin toplamı soruluyor. Topladığımızda 5.04 MB'mış. E şıkkı. Toplam arkadaşlar burada 120 tane boncuk var. 120 boncuğu nasıl dağıtacağız? Birisi 2 TL'ye, birisi 3 TL'ye olduğuna göre siyah boncukların sayısı Beyaz boncukların sayısı bakın birbirinden farklı ama ödediği miktar eşit. O zaman buradan beyaz boncuklar 3K tane ise siyah boncuklar 2K tane toplam 5K eşittir 120. K buradan 24 demek ki siyahlar 48 taneymiş beyazlar da 72'ymiş. Buna göre maksimum sayıda boncuk olan şunları bir siyahları verelim. Böylece siyahları oraya atınca mümkün olduğunca beyazlara diğerleri kalsın. 26 tane siyah burada kullanayım. 21 tane de siyah burada kullanayım. Kaç tane arkadaşlar kaldı toplamda gördüğünüz gibi? Bir tane. Çünkü 48 siyah kullanmalıydım. O zaman buraya da bir tane siyah kullanayım. Mecburen 14 beyazı burada kullanmak zorunda kaldım. Böylece geriye kalan arkadaşlar bunların hepsinde sadece beyaz kullanmış olurum. Haliyle bakın bu soruda 1, 2, 3, 4. Maksimum 4 tane Bileklikte sadece beyaz kullanmış oluyorum. Dediğim gibi mantığını nasıl ayarladım? Siyahları en fazla olanlara dağıtayım ki böylece diğerlerine kalmasın diye uğraştım. Ters orantılılarda ben şunu söylüyorum arkadaşlar: 3s, 2m ve k. Bunları birbirine eşitliyorum. Sonra da diyorum ki bunların o kekin al. Böylece hepsi aynı sayıya eşit olsun. Yani örnek 6T gibi düşünün. 3, 2, 1'in o ok keki 6'dır çünkü böylece gerçekten bu 2T olur. Bu arkadaşlar 3T olur. K da 6T olur. Bunların karıştırılacakları miktarları böylece T'ye bağlı olarak görmüş oluyorum. Sonra diğerinde doğru orantı. Onda hiçbir problem yok. 6A, 2A ve 3A diyebiliriz. Bunlar sarı, mavi ve kırmızının Oranları arkadaşlar üsttekinde A, alttakinde B'nin oranları gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada bakın çalışan hata yapmış. A'nın oranlarını gireceğine B'nin oranlarını girmiş. Ve hatayı düzeltmek için burası işte önemli. Hatayı düzeltmek için mavi renkten 1.4 ve kırmızı renkten de M. E, sarıdansa arkadaşlar bir değişiklik yok. Söylememiş onunla ilgili. Demek ki 2T ile 6A birbirine eşitmiş. Belki bu nokta gözden kaçtı soruda o yüzden gelmedi sorunuz. T3A dersek o zaman T3A olduğuna göre neden böyle birbirine eşitledim? Dediğim gibi sarıdan herhangi bir ekleme yapılmamış. Demek ki arkadaşlar onun miktarları aynıymış. Ki böylece e, miktarları aynı olduğu için konulması gereken ekstra bir ekleme yapmasına gerek kalmamış. Ancak... Burada artık T'yi 3A bulduğumuza göre 3T yerine 9A yazabilirim. 6T yerine de 18A yazabilirim. Gördüğünüz gibi maviden artık ne kadar eklemesi gerektiğini gördük. 7A buradaki A oranlarını bulmak için. 7 a da soruda ne vermiş? 1.4 yani A buradan 0.2. O zaman aynı şekilde arkadaşlar. Burada bakın kırmızıyı da 18-3A'dan 15A eklemeli. A'yı 0.2 bulduğumuz için böylece 3 gram eklemeliymiş arkadaşlar. 3 kilo E oldu. Fena bir soru değil. Ee, kolay görünümlü, biraz gıcık bir soru. Oran nasıl bulunur arkadaşlar? İstenen bölü tüm karışım. Şimdi istenen nedir bizden? Un, değil mi? Un 6 gram. Diğerinde arkadaşlar 5 gram. Nereden anlıyorum? 0'dan 6'ya kadar. Bakın burası da 15'ten 20'ye kadar 5. Burası da 10'dan 15'e kadar 5 gram. Eklenen un bu kadar. Toplam karışım ne kadar? 30, 20 daha 50, 30 daha 80. İşte olay bu. Yüzdesini sorduğu için bir de burayı yüzde çarpmanız yeterlidir arkadaşlar. Böylece yüzde 20 olmuş olacak D şıkkı. Ben bunu işçi problemi mantığıyla yapmak istiyorum. Çünkü birinci kademede yani birinci işçi 24 dakikada ikinci işçi aynı yemeği 15 dakikada, üçüncü işçi aynı yemeği 12 dakikada pişiriyormuş gibi düşünün. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? 24, 15 ve 12'nin neyini bulacağız? O kekini. Neden? Çünkü arkadaşlar kapasite ile hız ters orantılıdır. Dolayısıyla şey kapasite ile hız doğru orantılıdır. Kapasite ile süre ters orantılıdır. Bu yüzden 24, 15 ve 12'nin okeki ok 120. Ben işe 120 k diyeceğim. Yani yemeğin e, bitme durumu, yemeğin bitme işi 120 k benim için. O zaman bu kapasitesi 5 k, bunun kapasitesi 8 k, bunun kapasitesi de 10 k. Şimdi arkadaşlar, birinci kademede 6 dakikada. yani 5 k çarpı 6 kapasite ile süreyi çarparsanız yapılan işi bulursunuz. Artı ikinci kademede 3 dakika. 8K çarpı 3. Üçüncü kademede kaç dakika onu bilmiyoruz. İşte nereden bulacağız? T ile çarpacağız. Toplam iş 120K. Bu şekilde işçi problemleriyle alakalı bir sıkıntınız varsa ufakça anlattığımız o yere bakabilirsiniz arkadaşlar. İşçi problemi mantığıyla böyle halledebiliyoruz çünkü. Bundan sonra 30K, 24K, 54K oldu. Öbür tarafa atarsak o zaman 10KT eşittir 66k demek ki t buradan arkadaşlar 6.6 dakika. Başlangıçta da 6 dakika, sonra bir 3 dakika daha, en sonunda da 6.6 dakika. Böylece 15.6 dakika olmuş oldu. D şıkkı. Soruda sarı lambayı istediği için ben oradan ona harf vererek yapacağım. x diyeceğim bunun zemine olan uzaklığına. Mor lambada bunun zemine olan uzaklığının 2 katının 100 fazlasıymış. 2x artı 100. Mor lambanın arkadaşlar yeşil lambanın zemine uzaklığından 200 santim fazlaymış. O zaman 2x eksi 100 olur yeşil lamba. Maviden de 100 eksikmiş. O zaman 2x artı 200 olur mavi lambanın e, zemine uzaklığı. 2x artı 200 de yeşille sarının toplamına eşitmiş. Yani 2x eksi 100 artı x. Böylece x arkadaşlar 300 oldu soruyu bulduk. A şıkkı. Genelde kitaplarda çıkan sorularda arkadaşlar ya da biz konu anlatırken ne olur? Hiç kız erkek değil de sınıftaki öğrenciler diye geçer. Burada ama hem kız var hem erkek var. Konu anlatırken de söyleriz. Bazen deriz ki yani sıra sayısı üzerinden gidilebilir. Bazen öğrenci sayısı üzerinden gidilebilir. Burada öğrenciler farklı farklı olduğu için biz sıra sayılarının eşitliğinden yararlanalım. Bakın şimdi kız öğrencilere K diyeceğim. K'yı ikiye bölersem... Kızların oturduğu sıra sayısını bulurum. Artı erkekleri 4'e bölersem erkeklerin oturduğu sıra sayısını bulurum. Böylece dört tane sırada artıyormuş. Böylece bu sıra sayısı işte. Aynı şekilde kızları üçerli oturtursak, erkekleri de ikişerli oturtursak sıra boşta kalmıyormuş. Bu da sıra sayısı sınıftaki. Bu da arkadaşlar sıra sayısı. Böylece 4 eşittir. E bölü iki eksi... K bölü 6 olacak. Payda eşitlersem şurası E bölü 4 pardon. 12 çarpı 4'ten 48. Burası 3'e eksi 2K olmuş oldu burası. Bir de erkekle kızların toplam sayısı soruda ne verilmiş bize? 36. Aşağıyı 2 ile çarparsak 120 eşittir 5'e E arkadaşlar 24 oldu. Dolayısıyla artık ne yapacağım? Herhangi bir denklemde yerine yazarsam Burada bakın sıra sayısını bulurum. Hangisinde yazayım? Şurada kolayıma geldi. İkinci de yazayım. Sıra sayısı çünkü k bölü 3 artı a bölü e bölü 2 eşit. e bölü 2 24 bölü 2. Erkekler kaç tane? 24 tane. O zaman kızlar kaç kişi olur? 12 kişi olur. Çünkü toplam 36 kişi var. Böylece 12'yi de 3'e bölersek 12, 4 daha 16 tane sıra varmış arkadaşlar D şıkkı. Normal bir hız problemi yapacağız. Abartılı bir şey yok. Birisinin hızına 2V diyeceğiz. Birinin hızına 3V diyeceğiz. Bunun hızı 2V. Bunun hızı 3V olsun. Sonra yine birincinin varma süresine T1 diyelim. 2T1. Diğerinin varma süresi T2 olsun. 3T2 eşit. Böylece birincinin varma süresi T iken öbürünün 2T olur. 2V çarpı 3T'den 6VT yapar. Diğerinde de yine 3V çarpı 2T'den 6VT yapar. Böylece artık ikisinin de eşit yol aldığını görüyorum. 6VT buraya geliyor. 6VT buraya geliyor. O zaman yollar eşitmiş. Toplam yol 240 olduğu için 120AC, 120 de CB eşit. Cevabımız C şıkkı. Güzel bir olasılık sorusu arkadaşlar. Aslında hiç de zor değil. Bir kere problem sorularında şunu yapmanız lazım. Gerekli notları alın. Ufak ufak böyle hani K, X, T falan diye ama sorunun bütününü okuyun bu arada. Ufak notlar alıp bir daha geri dönmemek için. Yani burada oturanlar, ayakta olanlar deyip böyle işte burada oturan o olsun, a olsun deyip sonra işte anlamak için buradan iki kişi iniyor, buradan dört kişi iniyor diye söyle. Ama sorunun çıkış noktasını ne biliyor musunuz? Saime Kadın durağından kalkan otobüste bir kişinin oturuyor olma olasılığı %75. Yani oturan insan sayısı bölü tüm insan sayısı otobüsteki bize 3 bölü 4 oranı olarak gelmiş. Olasılık nedir? İstenen bölü tüm. O zaman arkadaşlar oturanlara 3K dersek tüm yolculara 4K deriz. Oturanlar 3K olduğu için tüm yolcular 4K olduğu için ayaktakiler ne olur? K. Artık o zaman oturanlar başlangıçta 3K, ayaktakiler K. Kaç kişi ayrıldı oturanlardan? 4 kişi. 3K-4 oldu. Ayrı, ayaktakilerden kaç kişi ayrıldı? K-2'ye düştü. Çünkü 2 kişi inmiş. Sonra arkadaşlar ayaktakilerden 4 kişi oturacak. Doğal olarak yine oturan sayısı 3K olacak. Ama ayaktaki sayısı ne olacak? 4 azalacak. K-6. Neden? 4 kişi arkadaşlar burayı tamamlayacak ki otursun herkes. Böylece K-6'nın 4K eksi 6 oranı soruda ne verilmiş? %10. Bakın bir kişinin ayakta olma olasılığı. İçler dışlar çarpımı 10K eksi 60 eşittir. 4K eksi 6. 6K eşittir 54. K 9 oldu. K dediğimiz başlangıçta neydi? Ayaktaki insan sayısı C şıkkı oldu. Absis bir ordinatın asal sayı olması isteniyormuş. Fonksiyon bir noktaysa nasıl anlatılır arkadaşlar? Apsis x'tir. Ordinatta y değeridir. Bu yüzden x'e x artı 1 bölü 2 noktası olur. Grafiğin üzerinden hani fark etmez herhangi bir nokta demek. x y demektir. Bu da arkadaşlar x virgül fx demektir. Buna dikkat etmeliyiz tamam mı? Böylece x virgül x artı 1 bölü 2. Şimdi hadi burayı asal hallederiz de biz önce sağ taraftan başlayalım. Çünkü orası ters. Şimdi x artı 1 bölü 2'nin bir asal sayı olması için aslında ne olması lazım arkadaşlar x artı 1'in? Bir asal sayının 2 katı olması gerekiyor. Yani x artı 1 arkadaşlar e, 4 sonra 6, 5'in 2 katı 10, e, 7'in 2 katı 14, 11'in 2 katı 22, 13'ün 2 katı 26. E, bu arada tanım kümesi bakın 0 ile 30 arasında ona göre dikkat. Sonra arkadaşlar... 17'nin 2 katı 34 olur. Yalnız 34 veremeyiz. Neden? Şimdi artık dedik ya x artı 1 4 olabilir 6, 10, 14, 22, 26, 34 dersek x artı 1 34 olur. X buradan 33 olur gördüğünüz gibi 30'dan büyük bir sayı. 34 veremiyorum. 26'ya geldim. X artı 1 26 ise X buradan ne geliyor? 25. Ama 25 asal değil olmadı gitti. X artı 1 22 ise X kaç? 21. 21 asal mı? Gitti. Olmadı. Sonra arkadaşlar X artı 1 eşittir 14. X buradan 13. Evet. Güzel. 13 arkadaşlar asal sayı ve 13'e 7 noktası gerçekten asal. Bir tane tutturduk. 1. E, 14'ü hallettik. Geliyorum 10'a. X artı 1 eşittir arkadaşlar 10. Böylece X'ine geldi 9. Bu da olmadı. X artı 1 eşittir 6. X buradan ne yaptı? 5. Demek ki bu da oluyormuş x artı 1 6 olursa da sağlıyormuş. Bakın x 5 geliyor. E, 6 bölü 2'den de 3 oluyor. 4 verdiğimiz zaman x artı 1'e 4. x buradan 3. Bakın bu da oluyor. Demek ki buradan da x 3 olduğunda diğer ordinatta 2 geliyor. Kaç tane nokta geldi? 3, 2, 5, 3, 13, 7. Toplam 13 nokta. Sorularda sınavda böyle saymamız, denememiz gereken sorular oluyor. Bunları biraz sona atıp Sonra gönül rahatlığıyla deneyebiliriz. Ama ben denerken bile tek tek 2, 3, 5, 7 falan diye denemedim. Bir mantık ürettik. Bir asal sayının 2 katı olduğunu gördük. X artı 1'in. Sonra maksimum x'e 30 vereceğimizi görüyoruz. Tanım kümesinden dolayı. Buna göre vereceğimiz sayılar azalıyor arkadaşlar. Soruda ilk bakışta a hata mı var falan deniyor ama aslında şöyle bir durum arkadaşlar biz bu mod dizisini nasıl yazıyoruz? Tek tek kaç tane olduğunu yazıyoruz. Mesela 10 tane maviden var. 13 tane kırmızıdan var. 15 tane sarıdan var. 20 tane mordan var. 25 tane yeşilden var. E şimdi arkadaşlar bu dizide tekrar eden eleman var mı? Yok. İşte bize modu 25 derken bu dizinin ne demek istemiş biliyor musunuz? Siyahların da sayısı 25'miş. Böylece bu dizide gerçekten en çok tekrar eden elemanlar hangileri oldu? 25 oldu. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah sayısında söylemiş oluyoruz. Bundan sonra toplam artık bu dizinin aritmetik ortalaması 25-25 daha 50, 20 daha 70, 15 daha 85, 10 daha 95, 13 daha 108 oldu arkadaşlar. Ve 6 tane renk var. 108 bölü 6'dan 18'dir C şıkkı bir fonksiyonun tersi yoksa arkadaşlar ya örten değildir ya da birebir değildir. Şimdi burada gördüğünüz gibi birebir olmaması üzerinden bir yorum var Çünkü zaten reel sayılardan reel sayılara tanımlı olduğu zaman örtenliği sağlar gibi görünüyor Burada işin patladığı kısım birebirlik Çünkü bakın buradaki grafiklere birebir Bunlar görüyor musunuz Bunlar birebir ee, Burada x eşittir 4 bir kere fonksiyon değil gördüğünüz gibi x eşittir 4 fonksiyon değil. Neden? Çünkü arkadaşlar ne verirseniz verin diye bir şey yok burada. 4 verdiğim zaman 4 1'e gitmiş, 4 eksi 1'e gitmiş, 4 eksi 6'ya gitmiş gibi düşünün. Bir fonksiyonda tanım kümesinde bir eleman aynı anda iki yere gidebilir mi? Gidemez ama burada mesela şuraya 1 diyeyim, buraya da eksi 1 diyeyim. 4 hem 1'e gitmiş hem eksi 1'e gitmiş. Dolayısıyla bu fonksiyon bile değil. Geç işte size sabit fonksiyon. Bu yüzden cevabımız C. Hemen A'yı atlayan arkadaşlarımız fonksiyonun grafiğidir dediği için bunun fonksiyon olmamasından dolayı elemeli. Diğerleri de birebir fonksiyon olduğu için ters alınabilir. Örten de oldukları için yine ters alınır. Ama C şıkkında arkadaşlar bir fonksiyon birebir olmadığından yani sabit fonksiyon ne verirseniz verin hepsi dörde gittiğinden tersi alınamayacaktır. C şıkkı olur. Devrilerek gidiyor arkadaşlar. Yani devrilerek gidiyor demek Çaprazlama gidemez. Sağa gidebilir, yukarı gidebilir. Dolayısıyla burada artık şunu düşüneceğiz. Karil zemini ben yine şuraya çizeyim. Kaçer kaçar tane? 4 tane burada var. 3 tane de böyle burada var. Şimdi bu noktada burada e, nasıl ilerleyecek? Buraya, 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 buraya bu şekilde değil mi? O zaman sağa doğru arkadaşlar bir birim, bir birim, bir birim. Yani 3 birim sağa ilerliyor. 1 2 burada da arkadaşlar 2 birim yukarı gidiyor. Ne yaparsanız yapın 3 sağa gidecek, 2 de yukarı gidecek. O zaman 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyebiliriz. 120 bölü 12'den de 10 farklı yol olur arkadaşlar. A şıkkı. İsteyen ikinci yoldan dinlesin, istemeyen dinlemek zorunda değil. Bir de burada şöyle burayı kareli zemin, bir tane daha kareli zemin yaparsak ikinci yoldan da göstereyim. Bakın bu şekilde. Artık gidiş yönümüzü düşündüğümüz zaman şöyle noktaları yapayım iyice görün. Bakın böyle, 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 böyle. Burası da böyle. O zaman bir zemin oldu. Bu zeminde yine 1 2 3 4 tamam ama şurada arkadaşlar ne olmuş oldu bu şekilde değil mi? Buralar böyle. 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 1, 1. Burası da 1. 1, 1 daha 2. Burası 1, 2 daha 3. Sonra 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 1, 3 daha 4, 6, 4 daha 10. Sayarak da böyle yapıyorduk arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde de ikinci yoldan görmüş olun. Bir permütasyon sorusu, sayma sorusu daha doğrusu. Çerçevenin zemine en yakın noktası D olacak. D zeminden 15 birim uzaklıkta olacak ve BC zemine paralel olacak. Bu şekli zihninizde hayal etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi şu CD doğrusunu aşağı böyle döndürmüşüz gibi düşünün. Bakın şimdi şöyle CD doğrusunu aşağı döndürdüğüm zaman hatta size bir yardımcı olmak için bir şekilde çizeyim bakın. CD'yi böyle döndürdüğümü düşünün. O zaman CD'yi böyle döndürüyorsam BC'yi de böyle 90 derece buraya getirmiş olacağım. Yani ne olacak? Görüntü şöyle arkadaşlar. B, böyle C, böyle de D gördüğünüz gibi. Sonra D ile 60 derecelik bir açı yapan A noktası. Biraz tabi şu şeyi kısaltayım B noktasını. Ve sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi B yine böyle A açısı 60 derece olacak şekilde. Burası 90 derece. Haliyle bakın gerçekten şekli yine elde etmiş olduk. B, C, D, A. Şimdi burada bir de neye dikkat edeceğiz? Burayı devam ettirdiğimizde eşkenar üçgendir. Şöyle bir A dersek 90'ın karşısı 2A olur. A artı 10 eşittir. 2A artı 6'dan A arkadaşlar 4 gelir. A nereye dedik? Şöyle bir T noktasına dedik. Bakın bu şekilde. Burası o zaman 4. Burası 8. CD uzunluğu 10 santim. AD uzunluğu eşkenar üçgenin bir kenarı olduğu için 14. BA da gördüğünüz gibi gerçekten 6. Şimdi zemine en yakın nokta olan D'nin uzunluğu zemine 15 metre. Sonra arkadaşlar 15 birim. A'nın uzunluğunu değil A'ya bağlı olan bu kürenin uç noktasının uzaklığına bakacağız. İpin uzunluğu 12. Kürenin çapı 2. O zaman benim şurayı bulmam lazım. Onu nasıl bulacağım? A'dan bir dik indiririm. 90'ın karşısı 14 ise şuraya T dersek TD arkadaşlar 7 olur. Böylece T noktasının zemine uzaklığı 22 geldiği için 12 2 daha 14 demek ki kürenin uç noktasının zemine uzaklığı da 8 geldi B şıkkı. Bakın pergele olduğu için arkadaşlar bunlar birbirine eşit sonuçta dönerken ve 120 derece olduğu için 12 12, 12 kök 3 olacak. Ama bu dikdörtgenlerin uzunlukları eşit olduğu için 12 haliyle şuraya ne kalır? 12 köküç eksi 12 demek ki E şıkkı kadar eksi ilk parça tamamlanırsa böylece bir ABC üçgeni olurdu arkadaşlar. Önce bir iç açıya yorum yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Şurası 90 derece. Burası düzgün 5 108 derece. 108 90 daha. 198. Geriye kaç derece kalıyor o zaman? E, 360 olması için 162 derece geldi. O zaman bir iç açısı 162 derece ise dış açısı kaç derece olacak bu düzgün çokgenin? 18 derece. 360 bölü 18'den 20 gen olacak arkadaşlar. E şıkkı. Ağırlık merkezini bulmak kolay arkadaşlar. Çünkü ikiz kenar bir üçgen olduğu için kenar ortay sonuçta böyle bir doğrudur. Mavi doğrudur. 2'ye 1 oranında bölecek. O zaman şöyle bir K noktası diyebiliriz bunun ağırlık merkezine. İç teğet çemberin merkezinde nasıl yorum yapacağız? Şimdi iç teğet çemberin merkezinde de bir kenarı 6, bir kenarı 8, bir kenarı 10 olduğu için şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, bu üçgenin alanı arkadaşlar 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. S eşittir U çarpı R diye bir formülümüz vardı hatırladınız mı? Böylece alan 24 U çevrenin yarısı. E 12 yarı çapta böylece 2 geldi. O zaman merkezden TT dik indirdiğimizde 2 yarı çap olacak arkadaşlar. Bakın böyle bir çember çizdiğimiz zaman şöyle çemberin TT dik indirmek, TT dik indirmek demek ki merkezde bulun böyle bir noktaymış. Artık bu noktaya da I diyelim. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Şöyle bir dik üçgen yaparsak bir kenarı 6 birim, bir kenarı 8 birim. O zaman 10 birim yürümeliymiş. D şıkkı. S eşittir U çarpı R formülünü bence bilmelisiniz ama bilmeyen arkadaşlar bence şuradan yapmalı. Şöyle çemberi çizdik. Bir noktadan indirilen teğetler eşit. Bu bir dik üçgen olduğu için arkadaşlar burası R. R. Yine R. R. O zaman gördüğünüz gibi şöyle 6 eksi r. Burası pardon 8 eksi 6 eksi r bir noktadan indirilen teğetler eşit 6 eksi Burası da 8 eksi Bak yine ne oldu? 14 eksi 2 r eşittir 10'dan. R yine 2 geldi. Artık R'nin 2 olduğunu gördüğümüz için buraların 2, 2, 2, 2 olduğunu gördük. Tamam mı? Böyle de yapılabilirdi. Beyaz üçgenin alanı 3 çarpı 20 bölü 2 aynı zamanda x çarpı 12 bölü 2'dir arkadaşlar. Geniş açılı bir üçgenin yüksekliğinin dışarıda olduğuna dikkat edin bakın ADC'de. Böylece 4 burası da 5 oldu. Demek ki 5. 12, 16, 20 üçgeni olması gerekiyor. Böylece BD'ye 11 kaldı. 11 çarpı 12 bölü 2'den alan 66 geldi C şıkkı. Burada arkadaşlar bakın dikdörtgen 2 tane kareye bölünmüş şuradaki herhangi bir parçada karenin dörtte biri arkadaşlar. O zaman ben şöyle TNL'yi doğrusal bir şekilde birleştirip şöyle bir R diyeyim. ARL dik üçgeni oluşturursam şu uzunlukların her birine de A dersek A A A olur. Burası da A'dır. Böylece Pisagor'dan 9'a kare A kare daha A 10'a kare yapar. Hipotenüs A kök 10 olur. A kök 10 da buradan 10 kök 2 olduğundan A kök 20 olur. Yani A buradan 2 kök 5. Haliyle arkadaşlar 2A 4 kök 5. O zaman DF de 4 kök 5. Yine 4 kök 5. 8 kök 5 çarpı 4 kök 5'ten dikdörtgenin alanı 160 oldu D şıkkı. Büyük olan alan küçük olanın 4 katıysa arkadaşlar bakın buraya S kesirlerle uğraşmamak için hatta şöyle yapayım. Buraya 2S buraya 8S diyeyim. Peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Dikdörtgenin alanı şu köşegen tarafından iki eşit parçaya bölünüyor ya toplam alan 10S o zaman 5S 5S bölünmeli. 3S buraya kalır buraya da bakın 5S kalır. Böylece alanlar oranı tabanlar oranı AE'nin ED'ye oranı 2 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Bizden ED'nin AE'ye oranını istiyor 3 bölü 2 B şıkkı Paralellik bozulmadan denmiş. O zaman bunu düz bir zeminde çizelim şöyle. Bakın A, B, C. Şöyle K, L, A, B'ye paralel arkadaşlar. K, L çünkü gördüğünüz gibi masanın bu kenarının üstünde. Dolayısıyla burada açı ortayı şöyle kullanacağız. Z'den dolayı noktalı açılar bakın birbirine eşit olur. İkiz kenar gelir. Yani bize A, K'yı 6 verdiği için buradaki K, F de 6 olur. Sonra KC'yi zaten 12 vermiş. ABD 15. Temel benzerlik 12'nin 18 oranı. KL'nin 15 oranı. Böylece KL 10 oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada Z'den dolayı ikizkenar üçgen gelecek. BL de 4 olacak. C şıkkı. A, C, C O'ya eşit verildiği için arkadaşlar şöyle bir E'nin O'ya olan uzaklığını bulursak artık küçük çemberin yarı çapını da buluruz. Şöyle D, o ve CO O yarı çaplı çember AB yayından geçen E, O'nun yarı çapının yarısıdır. Dolayısıyla arkadaşlar eksi kök 23'ün karesi 23, 11'in karesi 121, kare aldığımız zaman EO yani yarıçapı bulmuş oluruz. Buradan da 144'ün karekökü EO 12 olur. DO da diğer çemberin küçük çemberin. Şöyle bakın tarayayım. Bu mavi ile taradığım çemberin yarıçapı olduğu için 6 olacaktır. Haliyle mor bölgenin alanı AB daire diliminden CD daire dilimini çıkartırsak buluruz. Böylece AB daire diliminin arkadaşlar ABO daire diliminin ve CDO diyeyim bu daire dilimlerin farkı 144 pi bölü 6. Çünkü 60 derece. Yine aynı şekilde 36 pi bölü 6. 24 eksi 6'dan 18 pi mor bölgenin alanı C şıkkı. Soruda yarı çap vermemiş arkadaşlar ama şunu görmenizi istiyor. Şöyle bir daire dilimi tarayacaktır. Şöyle göstereyim bakın. Bir daire dilimi. Dolayısıyla bu daire dilimi de nereden geçiyor? H.O'dan. Yani doğrusal birleştirirsek aslında köşegenin yarısı. Soruda sayı yok. O zaman biz kendimiz sayı verelim. Oranları daha kolay görürüz. Bir kenar 2 olsun. Burası kök 2. Burası kök 2. Bakın arkadaşlar bir çeyrek daire taradı. Şöyle. Sonra yine yukarıda da bir çeyrek daire tarası. Bakın böyle bir Silindir oldu ama silindirin dörtte biri. Bu BH'da yüksekliği yükseklik 2, yarı çap kök 2, taban alanı 2 pi, yükseklik 2 bölü dik olduğu için bakın burası çeyrek bir daire oldu. Yani çeyrek bir silindir oldu arkadaşlar. Haliyle dörde böleceğiz. Pi'dir silindirin hacmi. Dikdörtgen prizma değil bu küptü değil mi? Evet küptü. Dolayısıyla küp olduğu için de bunun hacmi 8 pi 8 olacak arkadaşlar. Bunların hacimler oranı pi bölü 8 geldi. Farklı sayılarda verilebilir ama önemli olan burada gerçekten normal oran da olsa sayı da verseniz benim gibi harf de verseniz bu şekilde yarım pardon çeyrek bir silindir olduğunu görmekten geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde cevap D şıkkı.